Evet, iridar yolları enfeksiyonu kadın erkek herkesi başa geldiğinde rahatsız eden bir hastalık. Buna karşı nasıl korunabilir, nasıl kurtulabiliriz? Bununla ilgili formülümüzü hocamız açıklayacak. Karnabaharımız var ve suyumuz var hocam. Şimdi hocam size dönüyoruz. Nasıl tarifi bunun? Şimdi kronik idrar yolları demek enfeksiyonu artık inatlaşmış o. Antibiyotik kullanır. Biraz rahatlar, antibiyotiği bırakınca birkaç gün sonra tekrar nüksediyor. Yani yerleşmiş demektir o. Şimdi yerleşik bir şeyi de söküp atmak çok zordur. Yani kolay bir şey değil. Bir pası sökmek gibi değil mi hocam? Evet. Evet. Ne yapacaksınız burada? Bakın, kronik idrar yolları kanallarına yerleşiyor bu. Tabii ki bakteri ve bunu vücuttan atamıyorsunuz. İşte burada kullanacağınız şey karnabahar. Karnabahar. 150-200 gram karnabaharı 1,5 bardak suyun içine atıyorsunuz. Ve şey yapın kızım, bak böyle küçük küçük. Tamam, böyle küçük küçük atın içerisine. Evet, daha önce yıkadığınızı varsayıyorum tabii soğuk suyla. Sakın ılık veya sıcak suyla bunu yıkamıyorsunuz. Evet. Hocam küçültünce haşlanması kolay oluyor değil mi? Evet. Tamam, bu yeterlidir işte. Yani 1,5 bardak suyun içerisinde bunu 5 dakika kaynatıyorsunuz. Hep söylüyorum, ne olur 5 dakikanın üstüne çıkmayın, ağzı kapalı olsun. Evet. Hocam meyve ve sebzeler de mevsimlere göre yaratılmış değil mi? Evet. Mesela kışın yaratılan şeyler kışla ilgili rahatsızlıklara ve onunla ilgili vitamin eksikliklerine faydalı. Tabii. Bakın değerli izleyicilerimize ben tekrar söylüyorum. Bugün hastalıkların büyük oranda artmasının arkasında yatan en önemli sebep beslenme. Karnabahara, kronik idrar yolları enfeksiyonlarına gelelim. Bakın, kronik idrar yolları enfeksiyonu olan kadın veya erkekler. Yoğurt otumuzda geldi. Evet, üşütmemeye dikkat edecekler. Özellikle oturdukları yer soğuk olmayacak. Kadınlar bu anlamda çok hassastırlar. Kronik idrar yolları olan bayan ve erkekler oturdukları yere dikkat edecekler. Kürümüzü hemen isterseniz tamamlayalım. Evet. Ve yavaş üşütmeyecekler yavaş dedik. 1,5 dakika. Pardon, 5 dakika 1,5 bardak suda, sonra süzüyorsunuz. Haşlanmış karnabahar tanelerini de işte salata olarak tüketebilirsiniz. Burada bunun suyunu da içiyorsunuz. Günde 2 defa için, özellikle bak bayanlarda sistit vardır, mesane iltihaplanmasına karşı bulunmaz bir nimet sistit. Ki öyle oluyorlar ki yani antibiyotik kullanıyor artık geçmiyor. Sonra bunun kötü bir tarafı, tuvalete gidiyor kadıncağız, tuvaletten çıkıyor. Bir dakika sonra bir daha gidecek, baskı, devamlı idrar baskısı var. Tuvalete gidiyor, 5-6 damla ya yapıyor ya yapamıyor. Çıkıyor tekrar dönüyor. Yani bu Allah kimseye vermesin, çok zor bir şeydir. Sistit özellikle. İşte bunun için... Karnabahar, bir şey daha var. Bu kronik idrar yolları veya mesane iltihaplanması yaşayanlar beslenmelerine namütenahi dikkat edecekler. Vücutlarını asidik yapmayacak. Süt içmeyeceksiniz, peynir tüketmeyeceksiniz, yoğurt serbest. En önemli şey yumurta, yumurtanın sarısı. Özellikle vücudu en asidik yapan şeydir. Asitli içecekler tüketmeyeceksiniz. Hocam hemen kullanım formülümüzü söyleyip... acı baharat da tüketmeyecekler. Acı baharat tüketmeyecekler. Evet. Hani pul biberidir, şudur budur, acılı var ya... Bunlar idrar yollarını maalesef tahriş ediyorlar. Hocam 3x7 arada 3 gün var. Yani evet. 3 tane 7 gün kullanıyoruz. Aralarda da 3'er gün ara veriyoruz. Toplam 21 gün oluyor değil mi? Evet.